Dayımla çok erken yaşta tanışamadık çünkü bizim çocukluk dönemimizde kendisi cezaevindeydi. Uzun yıllar cezaevinde kaldı. Hem Diyarbakır, Eskişehir, Aydın ve daha sayamayacağım birçok cezaevinde sadece açık görüşlerde uzun yolculuklar yaparak kendisine ulaşma şansımız oluyordu. Dayımı o dönemlerden annemlerin anlatımlarından biliyordum. Yani birkaç defa uzun seyahatler sonucu cezaevinde kendisini ziyaret etmiştim. O zaman çocuktuk tabii. Nasıl biriydi? Yani hepimizin örnek aldığı bir insandı. Her yönüyle. Çok bilgiliydi. Sürekli okumayı seven biriydi. Okumakla birlikte yazmayı seven biriydi. Cezaevinde yazdığı makaleler, hatta çıkarmış olduğu Heyamola isminde bir dergi vardı. O dönemde dışarıya da müstahar isimle, Rojin Pal ismiyle yazılar yazardı. Onu oradan da takip etme şansımız vardı. 1991 yılındaki şartlı tahliye sonrası özgürlüğüne kavuştu. Bizim de gençlik dönemimize denk geldi ve kendisini daha iyi tanıma sürecimiz o zaman başladı. Kendisi cezaevindeyken hem dedemi, Hafız'ın babasını yani, hem de kendi babamı kaybetmiştik biz. Hafız bu durum üzerine haber göndermişti. Ablamlar hani kirada yalnız başlarına kalmasınlar. Anneannem de yalnız yaşıyordu, iki katlı bir evde. Bize gitsinler, biz de birlikte kalsınlar, ben çıkana kadar. Cezaevinden çıktığı süreçte biz aynı evi paylaştık. Çünkü dediğim gibi her kuzenimin, tüm akrabaların örnek aldığı bir insanla aynı evde yaşama, aynı ortamı paylaşma şansına sahiptim. Dolayısıyla kendisini çok iyi tanıma fırsatına sahip oldum. O konuda şanslıydım. Hafız cezaevinden çıktığı süreçte vücudu böyle tahrip olmuştu. Çünkü uzun dönem cezaevindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine dönük mücadelelerde, açlık grevlerinde hep öncülük ya da öncü saflarda yer almıştı. Eskişehir cezaevi, o dönem tabutluk diye nitelendirilen cezaevinde 52 gün açlık grevi yapmıştı ve 52. günde de zaten talepleri kabul edilmişti o dönemde. Cezaevinden çıkış süreci hemen sonrasına tekabül ediyor. O açıdan cezaevinden çıktıktan sonra bir müddet sağlığıyla ilgili tedavisiyle uğraştık. Çünkü midesinde bir delik vardı. İşte şuur kaybı o dönemde gidip geliyordu. Bir dinlenme şeyi gerekiyordu, ilaç tedavisiyle birlikte. Çok kısa bir süre sonra toparladı. Yine o süreçte hiçbir zaman ne okumasından ne yazmasından geri durmadı. Ta ki Yeni Ülke, haftalık Yeni Ülke gazetesinde işe başlayana dek 91 yılının Eylül ya da Ağustos ayında Yeni Ülke gazetesinin Diyarbakır bürosunda muhabir olarak göreve başladı. O süreçte lise öğrencisiydim. Sömestr tatiline denk gelmişti. Onlar için de bir ofis boy gerekiyordu. Oraya gelmemi istedi. Yani evdeki kendisiyle geçirdiğim vaktin dışında bir de iş yerinde kendisiyle vakit geçirme şansım oldu. Gerçi o çok fazla büroda kalmazdı. Hep dışarıdaydı. Yani haber kaynaklarını ziyaret eder. Haber peşinde koşmayı seven biriydi. O nedenle hep sokaklardaydı. İyi bir gazeteciydi. Dönemin koşullarında 1990'lı yılların gazetecilik açısından ateşten gömlekle eşdeğer olduğu bir dönemde, onlar gömleği de değil,
diğer arkadaşları gibi, katledilen meslektaşlarımız gibi onlar kefenle adeta gezdiler. Niçin gezdiler? O dönemde hiç kimsenin yazmaya cesaret edemediği, bırakın yazmayı, konuşmaya bile cesaret edemediği dönemde onlar bu coğrafyada zulme uğrayan, işkenceye maruz kalan, evi yakılan, işten atılan, haksızlığa uğrayan tüm kesimin sesi olmak için toplum adına bu görevi yerine getirdiler. Ben de bir birey olarak onların masasını temizlemek, onlara bir çay, kahve, dinlenme molasına vermek, onların çekmiş olduğu fotoğrafları, o dönemde kargo vardı, otobüste gönderiyorduk, kargoya vermek. Bu işleri yaptım ben de onlara keyifle. Bu da uzun sürmedi çünkü 8 Haziran Hafız dayımın katledildiği gün olayını çok böyle şey yapmak istemiyorum ama yani yine de birkaç şey söyleyeyim. Her sabah işe gittiğimiz için sabah saatimiz belliydi. Biz 8.30'da en geç iş yerinde olurduk. Dolayısıyla 8.25'te biz evden çıktık. Evimiz İskenderpaşa Mahallesi'deydi. Evden iş yerine, iş yerimizde tek kapı civarındaydı. Evle iş yeri aramız bir 400-500 metre civarı. Ama evden çıktıktan bir 100 metre kadar sonra bir sokağa girdik. Palu Sokağı. Daha sonra ismini Hafız Akdemir Sokağı olarak değiştirdiler. Bir palu fırını vardı bir fırının önündeyken. Bir araba belirdi oradan. Bu bir çekçek arabasıydı. El arabası diye tabir ettiğimiz. Üzerinde bir un çuvalı vardı ve sokak dar olduğu için ikimiz hani bir yana geçtik. O sağa ben sola geçtim. O aracın geçmesiyle yan yana geliş anımızda kendisine böyle tam dönük vaziyette değilken bir el ateş edildi. Hafız katilini görmedi. Çünkü biz yolumuzda düz ilerliyorduk. Herhangi bir ses çıkmadı, bir sesleniş olmadı katilden bize yönelik. Enseden sıkmıştı kurşunu. O sıra ben hani böyle o anki can havliyle bir feryat ederken sadece suratını yarıdan dönüp bir elde bana doğru ateş etti. Nitekim olay sonrası 2 adet boş kovan bulunmuştu. Takarov marka olay yerinde. O an zaman donuyor. En sevdiğiniz insan. Ben kahramanım diye tabir ettim. Her yönüyle örnek aldığım bir insan. Annemin en küçük kardeşi aynı zamanda öz dayım. Çok şey yani o an zaman dondu ve ben onu ona mı yöneleyim, tetikçiye mi yöneleyim? Ayağım tetikçiye doğru yöneldi yani. Ateş etmesine rağmen ben peşinden koştum. Koştum. İki seçenek vardı önümde. Çünkü ben o sokakta büyümüş biriydim. O sokaklarda iyi biliyordum. Mesafe var. Silah da elimde koşuyorum ama yani ben ana caddeye çıkarsam şansa bu sola doğru gelirse mesafeyi kapatacağım. Çünkü 50 metre kadar civarı bir mesafe var. Belki o caddedeki kalabalıkla üstüne atlarım veya bir bağırışmayla yakalanabilir şeyle gittim ama onu göremedim. Ya orada bekleyen bir araba vardı onu aldı gitti ya da sağa doğru hamle yapıp kendini kaybettirdi. O Kıbrıs pasajının önünde taksi durağı vardı. Hemen fırının önüne geldik o dar sokaktan zaten araba
kadar bir mesafeydi. Zar zor geldik. Yüzüstü yerdeydi. Onu hemen çevredekilerin yardımıyla böyle kucaklayıp hastaneye götürdük. Devlet hastanesine götürdük. Devlet hastanesinde acil servisteki doktorlar müdahale ederken bana gelen ilk soru şuydu. Başka hangi gazetede çalışıyor dediler. Hani ne iş yaptığını sordular. Gazeteci dedim. Hangi gazete? İşte ben Özgür Gündem gazetesi deyince zaten öyle bir tuhaf bir şeye büründüler. Böyle bir sert davrandılar. Hani başka gazete mi yok? İşte bu yayın organı işte birilerinin güdümünde. O tarz bir yaklaşımlar. Ondan sonra dayım beni aldılar zaten, üstüm başım kan içerisindeydi. Beni çarşı polis karakoluna götürdüler. Götürürken bir Toros marka arabanın hem arka koltukları hem ön koltuğu, yani şoförün yanında iki tane polis, arka koltukta da üç, benle beraber dört, kucak kucağa beni devlet hastanesinden çarşı karakoluna götürürken o kısa mesafeyi uzatarak sorguya orada sorgulandım yani. Hani neden o gazete? Niye orada çalışıyorsunuz? Başka gazete mi yok? İşte bunlar işte halk düşmanı vesaire falan. Tabii o tartışmalar vesaire falan. Ben zaten üzüntülüm. Üstüm başım kan içerisinde. Dayım o durumda. Bırakmışım. Karakola gideceğim. Tabii orada bayağı bir atışma tartışma oldu ama çarşı karakolunda ifadeyi verdikten sonra zaten hastaneye tekrar döndüm. Ki oradan Dicle Üniversitesi'ne sevk edilmişti dayım. Vefat etti yani. 12.30'da vefat etti. Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunlarıyla var olan bir ülke. Şimdi herhangi bir birey bir olaya tanıklık etmişse, şahitlik etmişse, bir olayı görmüşse, bu mahkemece dinlenmesi gerekir. Ne yazık ki dava süreci kapandı biliyorsunuz. Bir hafız dayımın da aralarında bulundu. Birçok cinayetin faili olan bir şahıs tutuklandı Avusturya'nın Viyana kentinde. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyormuş Hizbullah ana davasına. Bu şahıs tutuklandı ve Türkiye'ye getirildi. Yargılandı. Ceza da aldı. Ama devlet güvenlik mahkemelerin kanunda bir değişiklik oldu ve o süreçte tahliye edildi. Yani 9 yıl cezaevinde kaldı ve sonra tahliye edildi. Yani 7 cinayeti işleyen iddianamede öyle geçiyor. Çünkü hapis cihazı da kesinleşti. Kişi şu anda aramızda dolaşıyor. Ama ne yazık ki olayın tek görgü tanığı olmama rağmen bugüne kadar kaç duruşma yapılmış ben bilmiyorum. Mahkemeden herhangi bir celp, bir çağrı metni, bir görgüye dair tanıklığın bütün polis ifadelerinde var. O dönem kayıtlara geçmiş olmasına rağmen herhangi bir bilgime başvurulmadı. Hiçbir mahkemeye çağrılmadık. Dinlenilmedik. Ve zaten sanığın mevcut haliyle şu anda aramızda olması da yargılamanın ne kadar gelişi güzel yaptığında bir göstergesi.